Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda Osmanlı Devleti'nde 1829-1833 yıllar arasındaki 4 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamayı ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1833-1839 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Lakin 1839 yılında birçok olay olduğu için 1839 yılını ikiye böleceğiz. Bunu da söylediğimize göre videomuza geçebiliriz. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlarım, kardeşlerim. 1833 yılında Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi. Ki yani İstanbul'un Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya tarafından desteklenmesi ve korunması. Niye peki Rus filosu Osmanlı topraklarına gelmiştir? Çünkü Osmanlı Devleti'nin o dönemde bir donanması yok. Osmanlı Devleti'nin donanmaları yakılmış. Osmanlı Devleti'nin o dönemde bir donanması yok. Donanması olmadığı için, Mısır'ın donanması olduğu için, Mısır'ın yani Mehmet Ali Paşa'nın deniz yoluyla payitahta gelip Osmanlı Devleti'nin başkenti payitahta olan İstanbul'u işgal etmesine ve Osmanlı Devleti'nin yıkmasını istemedikleri için, ki bunlar da Osmanlı Devleti'ni sevdikleri için değil. Osmanlı Devleti döneminde güçsüz, lakin Mısır güçlü bir devlet. Mehmet Ali Paşa güçlü biri. Mehmet Ali Paşa ile uğraşmak Osmanlı Devleti ile uğraşmaktan daha zor olduğu için dönemin İngiltere'si, Rusya'sı, Fransa'sı ve diğer devletleri, güçlü devletleri Osmanlı Devleti'ne destek veriyorlar ve bu bağlamda da 5 Nisan'da 1833 tarihinde Rus donanması İstanbul'a gelip Osmanlı Devleti'ni Boğaz'dan gelebilecek tehlikelere karşı fiili olarak koruma altına almış oluyor. 1833 yılının Mayıs ayında Mehmet Ali Paşa uzlaşmaya zorlanıyor Batılı devletler tarafından ve Kütahya Antlaşması imzalanıyor. 8 Temmuz 1833 tarihinde Mehmet Ali Paşa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı kuruluyor. Hünkâr Kalesi Antlaşması yapılıyor. Ve Boğazlar Karadeniz'e sınırı olan devletler arasındaki diğer bütün devletlere kapatılıyor. 8 Temmuz 1833 tarihinde. Bu son maddeye gelecek olursak dostlarım, bu sayede Rusya Boğazlardan geçme hakkına sahip olurken diğer devletler Boğazlardan geçme hakkına sahip olmuyor. Bu da Rusya'nın kazandığı, Osmanlı Devleti'nden kazandığı çok önemli bir ayrıcalık olurken, diğer devletlerin de Osmanlı Devleti ile Boğazlar konusunda ufak çaplı bazı çatışmalarına neden, yani sürtüşmelerine neden oluyor. Evet, 1833'ün 18 Eylül'ünde Münchengratz Antlaşması imzalanıyor. 1834'te Maçka kıslasında Mektebi Harbiye kuruluyor. Mektebi Harbiye kuruluyor. Yani de harp askeri okulur, kuruluyor. 1834 tarihinde Mukata Hazinesi'nin ismi Mansure Hazinesi olarak değiştiriliyor. 1935'te Hazine-i Amire ile darphane belirtiliyor. Yani şu anda şöyle düşünün. Şu anda ben günümüzden bunu anlatmaya çalışayım. Günümüzdeki, ben tabii bilmiyorum paraları. Evet, doğru tamam. Günümüzde gittiğim gibi ya. Paraları basan kurum ile ülkedeki paraları toplayan, denetim altına alan iki kurum, Osmanlı Devleti'ndeki iki ayrı kurum birleştiriliyor ve bu sayede modern Osmanlı ekonomi yapısı ortaya çıkıyor. Evet, 1835-45 tarihinde ilk halk konserleri gerçekleşiyor.
Bunlar bu konuları öğrenenler Tamburi Alaksan Efendi'dir. 1915'te doğmuş, 1964'te ölmüştür. Peki bu Tamburi Alaksan Efendi 1935-45 yıllarındaki 10 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'nde ilk konserleri nerede vermiştir? Sorusuna gelecek olursak. İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede Tamburi Alaksan Efendi 1935-45 yıllar arasındaki 10 yıllık süreçte Osmanlı Devleti'ndeki ilk konserleri veriyor. Ve 1836'nın 11 Mart'ında Umuri Hariciye yani Dışişleri Bakanlığı kuruluyor. Yani günümüzdeki ismiyle Modern Dışişleri Bakanlığı ya da Osmanlı'daki ismiyle Umuri Hariciye nezareti kuruluyor. 11 Mart 1936 tarihinde. 26 Kasım 1937 tarihinde Osmanlı yapımı Eser-i Hayr adlı buharlı gemi denize indiriliyor. Bu sayede Osmanlı çok uzun bir süreden sonra ilk kez bir gemiye sahip oluyor. Ve bu geminin de bir özelliği vardır. Osmanlı'nın sahip olduğu modern şartlardaki ilk gemisidir. Evet, 1938 tarihinde Mektebi Adli'nin açılması gerçekleşiyor. Peki daha başka ne oluyor? Açılması. Üsküdar'da Cemeran adlı Ermeni yatılı yüksekokulunun kurulması, Müderrisane-i Bahri'nin tersanedeki yeni binasına nakledilmesi, Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında bir tesebbüse girilmesi, Sami Efendi'nin İstanbul'da doğuşu. Teker teker giderim. Teker 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 giderim. Evet. 1800 İlk olarak Mektebi Adliye'nin açılması. Mektebi Adliye günümüzdeki Adliye Nezaret Adliye Bakanlığı'dır. Yani hukuk alanında eğitim veren, bu hukukuldan mezun olanların hukukçu olduğu ve Osmanlı Devleti'nde hukuk işlerini düzenlediği bir kurumdur Mektebi Adliye. Üsküdar'da Cemeran adlı Ermeni yatılı yüksekokulunun kurulması. Üsküdar'da Ermenilerin eğitim görmesi ve Osmanlı Devleti'ni daha rahat kışkırtmaları için Üsküdar'da Cemeran adlı yatılı Ermeni okulu kuruluyor. Bu okulun şöyle bir zararı vardır. Bir yararı bir de zararı vardır. Birinci yararı Osmanlı Devleti'ndeki Ermeniler bu okulda yatılı olarak uzak Ermeniler uzak yerlerdi ya. Doğu'da Güneydoğu'da. Bu Osmanlı Devleti'ndeki Ermeniler bu okulda istedikleri gibi yatılı bir şekilde eğitim görebiliyorlar. Zarar ise şudur. Ermeniler burada kışkırtılarak Osmanlı Devleti'ne karşı kullanılabilecek olan bir silah haline geliyorlar. Çünkü bunlar eğitim almış modern Ermeniler. Müderrisane-i Bahriye'nin tersanedeki yeni binasına nakledilmesi. Bahriyeli denizci demektir. Yani deniz okulu demektir. Mühendishane-i Bahriye deniz mühendisleri okuludur. Deniz mühendisleri okulu, Osmanlı Devleti'ndeki deniz mühendisleri okulu. Tersane gemilerin indirildiği, gemilerin yapıldığı, gemilerin inşasını tamamlanıp denize indirildiği yer anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti'ndeki Mühendishane-i Bahri burada tersanedeki yeni binasına bu tarihte taşınıyor. Türkiye evet. Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir tesebbüse girişmesi. Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanındaki çalışması doğrusudur. Erkek çocukları ve dileyen kız çocukları. Erkekler için zorunlu, kızlar için gönüllü. Erkek çocukları ve dileyen kız çocukları. 8 yıllık zorunlu ilk öğretime gitmek zorundadır. Erkek çocukları mecbur gidecek. Kız çocukları ise gönüllülük esasına bağlı olarak gideceklerdir. Lakin bu okul, yani bu bir tesebbüs, tüm ülkede uygulansa da kızları eğitim hayatına sokamadığı, yani kızların büyük çoğunluğunu, %80'ini, %90'ını eğitim hayatına sokamadığı ve bu dönemdeki insanların daha çok köylü insanlar, yani tarım orası insanlar olması sebebiyle bu tesebbüs başarısız olacaktır. Osmanlı Devleti'nden sonra, bu konumuzda ama Osmanlı Devleti'nden sonra Ankara'da Kurtuluş Savaşı yıllarında Küçük Eskişehir Savaşı'ndan sonra Maarif Kongresi toplanıyor ve Maarif Kongresi'nde yeni eğitim temelleri atılıyor.
Şu anda eğer ki Türkiye'de hakaret Edirne'ye, Ardahan'dan Muğla'ya, Antalya'ya, İzmir'den Kars'a, Sinop'tan Adana'ya kadar. Türkiye'nin tarafında. Eğer ki şu anda insanlarımızın okuma yazma oranı kadın ve erkekli toplumda %90-95'in üzerindeyse biz bunu Osmanlı Devleti'ne değil modern Türkiye'nin kurucusu ve kurucu babası olan Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Evet, Osmanlı Devleti böyle bir teşebbüste bulunuyor. Lakin bu teşebbüsü gönül matarası da oluyor. Birincisi, bu dönemde kız çocuklarına, Osmanlı Devleti'nin kız çocuklarına eğitim hakkı zorunlu olarak verilmiyor. Gönüllüle bırakılıyor. Kız çocukları da bu dönemde okutulmuyor. En azından %90'ı. Kız çocuklarının %90'ı. İkincisi de şudur. İnsanlar bu dönemde köylü insanlar, tarım ortası insanlar ve bu da eğitimin Osmanlı'da gelişmesini engelliyor. Ve şöyle bir şey vardır. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya yazdığı mektupta senin de hemen Genel Kombis kanalına like gördüğün mektubunda ülkenin eğitim durumunu çok iyi bir şekilde açıklıyor ve anlatıyor. Evet, aynı yıl Sami Efendi doğuyor. İstanbul'da doğuyor. Evet, 1238 yılında Maliye Nezareti kuruluyor. Ve Hazine-i Amire Darphane'den ayrılıp Mansure Hazinesi'ne birleştiriliyor. Tekrar da geri gidelim. Maliye Nezareti Maliye Bakanlığı'dır. Günümüzdeki Türkiye'de olan Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Çok Maliye Bakanlığı vardı bizim. Siyasete girmek yasak. Yani ben girmek istemiyorum. Çok Maliye. Bakın tam burası Çok Maliye. Hatta ben onu ses kadar dinledim. Daha iyi anlaşılır ne demek istediğim. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görelim. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. Ver emekleri, ver emekleri, ver. Bismillah diyerek yola başlıyor. Burası çok. Burası çok. Efendim, burası önemli. Gayet önemli. Sizin rahatınız. Türkiye hazinesi parası bu. Çok rahat. Çok önemli bir şeydir. Hatta biz iki ay bütün 2018, pardon 2019 finansmanını bitirdik. Burası çok önemli. Bilanço elhamdülillah çok sağlam. Çok sağlam. Ekonomiden anlamayan damat bakar. Burası çok önemli. 19'lu seviyelere enflasyonu getirdik. Daha Şubat'tayız. Durun bakalım. Enflasyon Mart'ta Şubat'tan daha iyi bir şekilde. Hele de Nisan, Mayıs, Haziran. Perat harikalardı ya. Burası çok önemli. Bu Eylül ayı gibi 2019 yılında hanede rakamları göreceksiniz. Bu yıl bunu göreceğiz. Sosyete damatı getirmişler ekonominin başına. Adam ekonominin nesinden bile anlamıyor. Çok önemli. Evet. Bu bizim bak bu sayın şahsın da kendileri şahsı ben demekten sonra kral isim diyorum. Bu sayın şahsın da başkanlığını yaptı günümüzdeki Maliye Bakanlığı'nın temelleri bu dönemde atılıyor. Ve Hazine-i Amire Darphane'den ayrılıp Mansur Hazinesi'ne bağlanıyor. Birleştiriliyor. Bunu da unutmaya gerek yok. Defterdarlık Maliye Nezaretine yani Maliye Nazırlığı'na yani Maliye Bakanlığı'na çevriliyor. Yani Osmanlı'nın gelir giderlerini yazan kurum artık Maliye Bakanlığı. 1838 tarihi, 1839 tarihinde Meclis-i Valayı Ahkam Adliye'nin kurulması. 24 Mart yani günümüzdeki Adliye Teşkilatı'nın, Adalet Bakanlığı'nın bu dönemde kurulumu gerçekleştiriliyor. 16 Ağustos 1838 İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması imzalanıyor. Ve bu da Osmanlı ekonomisini bitiren belli başlı sebeplerden bir tanesi. 1839 Kayme-i Muhatterebeki nakidiyenin çıkarılması gerçekleşiyor. Yani nakit paralardan vergi alınıyor. 1839'da Ali Şoevi doğuyor. Mektebi Rüştiye Nezareti. Yani ilk öğretim bakanlığı. Hatta Rüştiye Ortaokul, Orta Öğretim Bakanlığı kuruluyor. Yani günlük Milli Eğitim Bakanlığı'nın atasıdır. Günlük Milli Eğitim Bakanlığı'nın Osmanlı Devleti'ndeki temsilcisidir. Ve Mektebi Tıbbiye'nin Galatasaray'da yeni bir binasına taşınması ve mektebin adının Mektebi Tıbbiye'ye, Adliye'ye, Sahane olarak değiştirilmesi. Yani artık günümüzdeki Sağlık Bakanlığı'nın temelleri de bu dönemde atılıyor. Mektebi Ulama Edebiye'nin açılması, günümüzdeki Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu bu dönemde kurulumu gerçekleştiriliyor. Buna benzer tabii. Bir benzer değil.
Ve son olarak Notre Dame'da Sion Kız Lisesi'nin kurulması gerçekleştiriliyor. Kıymetli dostlarım, bu videomuz 16 dakika oldu. Bu videomuzu biz sizlerle birlikte 1833-1839 yıllar arasındaki 6 yıllık süreçte Osmanlı Devleti meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği 20'den döndüğünce kronolojik ve doğru bir şekilde anlamaya varmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1839-1843-44 yıllar arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman gelin videomuzun kapanışını sunumuna yapalım. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsin. Çok beklersin. Çok beklersin. Ekonomi nedir diye sorun. Taşı cebini gösterir ve cebindeki dolarları gösterir. Ekonomi budur diye. Ekonomiyi bilmez. Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat'ta Ocak'tan daha iyi olacak. Bakın Ocak'ta enflasyon 20.35, Şubat'ta 19.67, Mart'ta 19.71, Nisan'da 19.50. İşsiz sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre 1.116.000 kişi artarak 4.202.000 kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek %13 oldu. Dediğimizden çok çok daha iyi bir noktaya geldik. Artık tutanlar, bekleyenler, treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar. Bunlar düşünsün. Çok önemli bir şeydir. Burası çok. Evet ve böyle bir bakandan şu anda ekonomimizdeki dolar kuru 10 lira. 1 dolar 10 lira oldu. Şaka değil gerçek. Bu iktidar önünde bunu da gördük. Evet siyasete girmiyorum. Dostlarım videomuz 18 dakika oldu. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bir kapanış yapalım. Evet diğer videomuzda 1839-1843 yıllarının hatta 44 yıllarındaki 5 yıllık süreci ele alacağız. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekonomimiz düzelir. Düzelir diyorum. Umudum yok. Evet dostlarım tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Diğer videomuzda önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.